Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Peki bu rejim demokrasi mi? Anayasa ve yasalar çiğnenmek üzere mi yayınlanıyor? Yüksek Seçim Kurulu yasama yürütme ve yargının üzerinde mi? Anayasa ve yasaları kim yapar? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay Mahkemeler, İcra Müdürlükleri gibi tüm yargı kurumları, tüm vatandaşlar, tüm özel ve kamu kurumları anayasaya ve yasalara uymak ve uygulamak zorundalar mı? Evet yüksek seçim kurulunun 11 üyesi de anayasaya ve yasalara uygun karar almak zorunda mı evet peki böyle mi oluyor hayır ysk'nın 2,5 milyon mühürsüz ve geçersiz oyu kanuna aykırı şekilde kabul edip 1,5 milyon oy fark yaratıp Türkiye'de parlamenter rejimi sonlandırıp cumhurbaşkanı kabine rejimine neden olduğunu unuttuk mu hayır YSK anayasa ve yasaları çiğnedi mi? Evet. YSK İstanbul yerel seçiminde aynı zarftan çıkan 4 oydan 3'ünü geçerli, bir tanesini geçersiz sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı aldı mı? Evet. YSK anayasa ve yasaları çiğnedi mi? Evet. 6 eski Adalet Bakanı, 15 Anayasa Hukuku uzmanı, profesör, yüzlerce hukukçu, partiler ve vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı olamayacağını söyleyerek adaylığının YSK tarafından onaylanmaması gerektiğini söylemelerine ve itiraz dilekçeleri vermelerine rağmen YSK bu görüşleri reddetti mi? Evet. YSK anayasa ve yasaları çiğnedi mi? Evet. Gelelim anayasanın demokrasi açısından olmazsa olmaz hükmü şöyle. 2. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları. Madde 67. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Şimdi konumuz bir yargıç Ahmet Çakmak. Seçme hakkına sahip bir vatandaş. Peki vatandaş Ahmet Çakmak anayasanın şu hükmünden yararlanabilir mi? 7. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı. Madde 74 vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıyla başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvuruların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Yargıç anayasa ve yasalara sahip çıkmalı mı? Evet. Yargıç vatandaş olarak seçme ve dilekçe verme hakkına sahip mi? Evet. Bu anayasa hakkı çerçevesinde vatandaş Ahmet Çakmak, YSK'ya bir dilekçeyle şöyle başvurur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, 2014 ve 2018 tarihlerinde iki kez Cumhurbaşkanı seçilerek anayasal hakkını kullanmıştır. Sayın Erdoğan, anayasa gereği üçüncü kez aday olamaz, başvurusunun reddi gerekir. YSK, anayasa gereği dilekçeye yanıt vermek yerine ne yaptı biliyor musunuz? Vatandaş Ahmet Çakma, hakimler ve savcılar kuruluna çakmak hadsiz diyerek şikayet etti. Başkanı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olan HSK'da hemen yargıç hakkında soruşturma başlattı. Demek ki, bir anayasal hak aramak suçmuş. 2 anayasanın ihlal edilmesine itiraz etmek suçmuş. 3 vatandaş olarak dilekçe vermek suçmuş. 4. Yargıçların vatandaşlık haklarını kullanmaları suçmuş. Anlaşılan o ki, YSK, Erdoğan'ın gelecekteki anayasaya aykırı yeni adaylıkları içinde gözdağı yaratmak istemiş. Peki bu rejim demokrasi mi? Türkiye'deki bu rejimin adı ne Allah aşkına söyleyin bana. Hukukçu Emin Faruk Eminaoğlu diyor ki, Eğer YSK üyeleri Erdoğan üçüncü kez aday olamaz diye karar verselerdi, başlarına neler gelirdi neler. Yargıtay kökenliler için Yargıtay, Danıştay kökenliler için Danıştay soruşturma açardım. Belki de bu soruşturmalarla yetinmezler ve şöyle bir isnatta bulunurlar mıydı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbe planı. İlahi Emin Ağoğlu çok yaşaya mı? Ahmet Çakmağ'ın avukatı, eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ dedi ki, yargıcın görevi anayasayı korumaktır. Karadağ'da Emin Ağoğlu'na da soruyorum, Türkiye'de anayasa var mı? Bilin ki konu saraysa çiğnenir anayasa. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.